Kırmızı Bisiklet Gülten Dayıoğlu Kırmızı bisikletin binicisi sabırsızlıkla alıcısını bekliyordu. Vitrine konalı aylar olmuştu. Yanında, önünde, ardında duran oyuncaklardan çoğu satılmıştı. Yerlerine yenileri gelmişti ama o hala olduğu yerde duruyordu. Acaba kendisini neden beğenip almıyorlardı? Bu durum onu çok üzüyordu. Bebekler, tavşanlar, kuklalar, kamyonlar, düdükler Davullar da kırmızı bisikletin binicisine acımaya başlamışlardı. Kırmızı bisikletin binicisi ikide bir ah ne olur biri beni satın alsa küçük sahibime kavuşsam onun içinde önünde bisikletini gönlünce sürebilsem diyerek iç çekiyordu. Bir sabah oyuncakçı dükkanına bir anne kız geldi. Küçük kız önce vitrine baktı sonra raflarda dizil duran çeşitli oyuncakları incelemeye girişti. Tüm bebekleri birer birer gözden geçirdi. Beyaz tüylü bir oyuncak köpeği okşadı. Kova kürek takımına uzandı. Onlarla da biraz oyalandı. Sonra yeniden ve içindeki oyuncaklara göz attı. Bir an bakışları kırmızı bisikletin binicisine takılıp kaldı. Kırmızı bisikletin binicisi umuda kapıldı. Dilerim bu güzel kız beni satın alır diye düşündü. Ancak küçük kız birden annesine dönüp sordu. Anneciğim bana şu kırmızı bisikletin yanındaki sarı saçlı bebeği alır mısın? Kırmızı bisikletin binicisi dondu kaldı. Bakışları yeniden vitrinin önünde oyuncaklara bakmakta olan çocuklara çevirdi. Güneşli bir gündü. Cadde kalabalıktı. Vitrinin önünde dolup boşalıyordu. Kırmızı bisikletin binicisi birden şişman bir adamın gülümseyerek kendisine baktığını gördü. İçi sevinçle doldu. Şişman adam içeriye girdi. ''Şu kırmızı bisiklet kurulunca yürüyor mu?'' diye sordu. Satıcı hemen kırmızı bisikleti vitrinden alıp kurmaya girişti. Sonra yere bıraktı. Bisiklet dükkanın orta yerinde döne döne ilerlemeye başladı. Aylardır bu anı bekleyen binici coşku içindeydi. Güreç yüzlü adam bu oyuncağı oğluma almak istiyorum. Güzel bir armağan paketi yapın dedi. Şu birincinin keyfine bakın hele. Dönemeçlerde şapkasının püskülünü nasıl da sağa sola savuruyor. Üstelik gerçek bir çocuk gibi sevimli ve cana yakın. Kırmızı bisikletin binicisi bu sözleri duydukça sevinçten uçacak gibi oluyordu. Dönöbeçlerde diyebilecekmiş gibi yana yatıp çocukların yüreklerini hoplatmak pek hoşuna gidiyordu. Bu gösterinin sonunda alkışlanmak keyfine keyif katıyordu. Çocuklar da kendilerini binicinin coşkusuna kaptırmışlardı. Daha hızlı daha hızlı sür diyerek durdurmadan el çırpıyorlardı. O gece kırmızı bisiklet ve binicisi tüm oyuncaklara gölgede bıraktı. Öyle ki konukların doğum günü armağanı olarak getirdikleri güzelim oyuncakların yüzüne bile bakan olmadı. Konuklar dağılınca Cengiz kırmızı bisikleti koynuna alıp yatağına sokuldu. O uyuyunca annesi gülümseyerek oyuncağı kollarının arasından alıp masanın üstüne koydu. Cengiz artık hep kırmızı bisikletiyle oynuyordu. Öteki oyuncaklara elini bile sürmüyordu. Binici de Cengiz'i pek sevmişti. İkisi iyi anlaşmışlardı. Bir gün eve Cengiz'in arkadaşı Ali geldi. İki çocuk epey bir süre kırmızı bisikletle oynadılar. Ali gitmeye yakın Cengiz'e şöyle bir öneride bulundu. Bak Cengiz benim robotumu çok sevdiğini biliyorum. İstersen onu sana vereyim. Sen de bana kırmızı bisikleti ver. Kırmızı bisikletin binicisi Ali'nin bu sözlerini duyunca öyle bir üzüldü ki o kesinlikle Cengiz'den ayrılmak istemiyordu. Cengiz bu değiş işte tokuş işine evet derse yandım diye geçirdiği içinden. Bunları düşünürken dengesini yitirip yana doğru devrildi. Cengiz sevgisiyle ona uzanırken Ali'ye şu yanıtı verdi. Olmaz. Bu benim en çok sevdiğim oyuncağım. Onu kimseye veremem. O gece yine kırmızı bisikletle yatağa girdi. Annesine söz verdiği için onu kollarının arasına almadı. Yastığın kıyısına koydu. Ne var ki uyku sırasında kolu yastığın yanında duran bisiklete çarptı. Bisiklet yere düştü. Kırmızı bisikletin birincisi can acısıyla kıvranarak çevreye bakındı. Yatağın yakınındaki sepette üst üste yığılı duran birçok oyuncak vardı. Onlar da kendisine bakıyorlardı. Büyük yeşil balon karanlıkta ne de korkunç görünüyordu. Kitaplıkta duran makinalı tüfek sanki çevreye ateş saçacak gibiydi. Tahtadan yapılma yaylı at gözlerini kırmızı bisikletin birincisine dikmişti. Birinci ise acı ve korku içinde öylece duruyordu. Cengiz olup bitenden habersiz mışıl mışıl uyuyordu. Sabahleyin oldukça geç uyandı. Şöyle bir gerindi. Sonra yastığın yanına koymuş olduğu oyuncağına uzandı. Ancak eli boşa gitti. Kırmızı bisiklet orada yoktu. Telaşla doğruldu. Ağlamaklı bir sesle anne anneciğim diye bağırmaya başladı. Annesi koşup geldi. Ne oldu oğlum? Neden bağırıyorsun? Cengiz bisikletimi yastığın yanına koymuştum yok olmuş diye sızlandı. Annesi eğilip yere baktı. İşte burada diyerek uzanıp bisikleti eline aldı. Cengiz hemen yataktan fırladı. Bisikleti annesinin elinden alıp anahtarını çevirmeye başladı. Ne var ki anahtar boşa dönüyordu. Bisikleti hareket ettiren zemberek bozulmuştu. Sevimli bilincinin de bir kolu yerinden çıkmıştı. Cengiz hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Oyuncağı bir süre elinden bırakmadan evin içinde dolandı durdu. Annesinin uyarısı üzerine oyuncağı odasına götürdü. Masanın üstüne bıraktı. O sırada odadaki oyuncaklar yaralı biniciyle alay etmeye başladılar. Borozan düttürü düttürü düt sen artık bu evden git. Tabanca bum 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 bozulmandan pek hoşnut oldum. İtfaiye arabası ''Babip babip seni çeken ip ister ip de, dedi. Uçan balon da binicinin başının üstüne konup konup yeniden tavana yükseliyordu. Bu iniş kalkışlarda binicinin kulağına şu sözleri fısıldıyordu. Santa odasına, Santa odasına.'' Kırmızı bisikletin binicisi oyuncakların bu davranışları karşısında çok üzüldü. Kısık bir sesle "Ben size ne yaptım ki? Neden bana böyle kötü davranıyorsunuz?" diye mırıldandı. Onun bu sorusunu tüm oyuncaklar birazdan yanıtladılar. Daha ne yapacaktın? Sen geleli beri can sıkıntısından patlıyoruz. Cengiz hep seninle oynuyor. Bize dönüp bakmıyor bile. Kırmızı bisikletin binicisi onların kendisini kıskandıklarını hemen anladı. Ben can sıkıntısı ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Aylarca oyuncakçı çek içinde birilerinin beni satın almasını bekledim. Orada öylesine canım sıkılıyordu ki Cengiz benimle oynamaya başlayınca Can sıkıntımda alıp gitmişti. Bana kızacağınız da birkaç gün sabırla bekleseydiniz, Cengiz benden bakıp yeniden size dönecekti. Sonra sizden bakıp benimle oynayacaktı. Oyuncaklar yaptıkları yüzünden utanmışlardı. Cengiz'in senden bakıp yeniden bizimle oynamaya başlayacağını nereden biliyorsun? Kırmızı bisikletin binicisi. Ana babası konuşurken işittim. Babası oğlunun sürekli benimle oynamakta olduğunu görünce pek sevindi. Öteki oyuncakların papuçları dama atıldı. Artık onlara dönüp bakmıyor bile demişti. Cengiz'in annesi ise aynı görüşte değildi. O daha dört yaşında bir çocuk. Her yeni oyuncağı bir süre tutkuyla bağlanıyor. Sonra onu bir kenara bırakıp eski oyuncaklarıyla oynamaya başlıyor. Onlardan bakınca bu kez yeni oyuncağı eline alıyor demişti. Diyerek tamamladı konuşmasını. Odadaki oyuncaklar bir süre sustular. Sonra sepetin orta yerinde duran oyuncak davul güm güm etmeye başladı. Kırmızı bisikletin binicisi doğru söylüyor. Ben bu eve yeni geldiğimde Cengiz ipimi boynuna geçirir, tokmakları eline alarak gün boyu davul çalardı. Annesi, oğlum yeter başım şişti dese de hiç umursamazdı. Sonra bildiğiniz gibi beni eline almaz oldu çünkü benden bıktı. Öteki oyuncaklar da teker teker söze girdiler. Borazan, ilk alındığımda ben de Cengiz'in gözdesiydim dedi. Tüfek de atıldı. Ben de balon şişindi. Ben de itfaiye arabası yeni alındığımda Cengiz en çok beni severdi. Ne güzel oynardı konumla. Beni de yatağına alırdı. Kaç kez yere düştüm ama kırılmadım diye böbürlendi. Kırmızı bisikletin binicisi Cengiz daha sonra sizlerle hiç oynamadı mı diye sordu. Oyuncaklar bir ağızdan yanıtladılar. Oynamaz olur mu? Canı sıkılınca içimizden birini alıp onunla oyuna Hele arkadaşları geldiğinde hep birlikte eğleniriz ki. Sorma. Kırmızı bisikletin binicisi Beni de elinden hiç bırakmazdı. Oysa şimdi diyerek somurttu. Borazan, üzülme artık. Cengiz bıktığı için seni buraya bırakmadı. Senin durumun bizimkine benzemiyor. Sen bozuk ve kırık bir oyuncaksın. O nedenle seninle yeniden oynamaz, dedi. Kırmızı bisikletin birincisi acıyla içini çekti. Uçan balon tavandan yere doğru süzüldü. Kırmızı bisikletin birincisinin başına kondu. Biz aslında iyi oyuncaklarız. Seni kırdıysak özür dileriz. Ama gerçeği söylemeden duramayacağım. Herkes uyurken evin içine gezmeyi çok severim. Geçen gün yolum sandık odasına düştü. Kırmızı bisikletin binicisi sandık odası ne demek diye sordu. Uçan balon az kullanılan ya da kırık dökük eşyaların konulduğu yarı karanlık bir oda. Orada senin gibi kırık oyuncaklarla dolu bir sepet var. Korkarım seni de oraya atacaklar dedi. Kırmızı bisikletin binicisi içini çeke çeke ağlamaya başladı. Uçan balon ona çok acıdı. Ağlamayı kes sulu gözlü sen de. Demin oda kapısından başımı uzatıp salona baktım. Cengiz pencerenin önünde babasını bekliyor. Belki borazan hemen atıldı. Balonun ne demek istediğini anladım. Cengiz'in babası kırılan bazı oyuncakları onarabiliyor. Belki seni de onarır. Gerçekten Cengiz pencerenin önüne dikilip burnunu cama dayamıştı. Sabırsızlıkla babasının işten dönmesini bekliyordu. O sırada kırmızı bisikletin onarılacağını varsayarak öylesine güzel düşlere dalmıştı ki. Babasının köşeye dönüp eve doğru yürüdüğünü göremedi. Kapıdan gelen anahtar sesini duyar duymaz ok gibi yerinden fırladı kapıdan girmekte olan babasının boynuna atıldı. Babacım babacım kırmızı bisikletim bozuldu. Binicinin de kolu yerinden çıktı. Onu onarabilir misin? Ne olur babacım onu onar ne olur. Babası onu öperken tamam oğlum dedi. Oyuncağını onarmaya çalışırım ancak. Bekle de paltomu çıkarayım. Terliklerimi giyip ellerimi yıkayayım. Sonra... Cengiz'in babası önce tornavidayla kırmızı bisikletin içini açtı. Böyle yapınca önce sarmal şeklindeki zemberek ortaya çıktı. Onu sıkı sıkı sararak yuvasına oturttu. Sonra binincinin kolunu yerine taktı. Penseyle sıkıştırdı. O bu işleri yaparken hem oyuncaklar hem de Cengiz merak içinde sonucu bekliyorlardı. Kırmızı bisiklet çalışacak mıydı yoksa çalışamayacak mıydı? Cengiz'in babası bisikleti anahtarıyla kurup yere bıraktı. Oyuncak. Kısa bir süre sarsılarak çalışır gibi oldu. Ancak zemerek yeniden boşaldı. Bisiklet küt küt diye yana doğru devrildi. Benici'nin hem kolu yerinden çıktı hem de güzelim şapkası başından kaydı. Cengiz'in gözleri doldu. Dudağını sarkıtarak varıp babasının boynuna sarıldı. Onu çok sevmiştim babacım. Oyuncağımı neden onaramadın diye ağlamaya başladı. Babası sevgiyle oğlunun başını okşadı. Oğlum! Onu çok sevdiğini biliyorum. Onarmak istedim ama başaramadım. Bu denli üzülmene gerek yok. Dayın geldiğinde bir de ona gösteririz. O mühendis belki onun oyuncağını çalıştırabilir. Cengiz o anda kırmızı bisikletten umudunu kesmişti. Onu odasına götürdü. Oyuncak sepetine bıraktı. Annesi de birkaç gün sonra kırmızı bisikleti oradan alıp sandık odasındaki kırık oyuncakların yanına koydu. Kırmızı bisikletin birincisi öylesine mutsuzdu ki. Ah diyordu içinden. Keşke oyuncakçı dükkanındaki vitrinde kalsaydım. Orada hiç olmazsa dükkana gelen giden çocuklarla oyalanıyordum. Üstelik bir gün birinin gelip beni satın almasını umuyordum. O umut can sıkıntımı yenmeme yardımcı oluyordu. Oysa burada çevremde kırık dökük oyuncaklardan başka bir şey yok. Cengiz de bu odaya hiç uğramıyor. Üstelik artık benimle oynayacak bir çocuğa kavuşma umudum da yok.'' Kırmızı bisikletin binicisi sürekli olarak başına gelenleri düşünüyordu. Ama yine de sepetteki kırık bozuk oyuncaklar gibi karamsarlığa kapanıyordu. En çok da Cengiz'in doğum gününü anımsamaktan hoşlanıyordu. Neşeli, coşkulu, eğlenceli günleri düşünürken birden mühendis dayıyı anımsadı. Cengiz'in babası oğlunun gözyaşlarını silerken mühendis dayıdan söz etmişti. Kırmızı bisikletin binicisi o günden sonra sürekli olarak mühendis dayıyı beklemeye başladı. Bu bekleyiş sürerken varlığı dayı tarafından onarılarak eski günlere kavuşma umuduyla dolup taşıyordu. Oysa sepetteki kırık oyuncakların bazıları umutsuzluktan pas tutmaya başlamıştı. Tahtadan olanlarsa içten içe çürüyorlardı. Aylar sonra Ankara'da yaşayan mühendis dayı çıka geldi. Sandık odasının kapısı açıldı. Cengiz coşkuyla oyuncak sepetine doğru koştu. Dayıcım, babam şu kırmızı bisikleti ve binicisini belki onarabileceğini söylemişti. O oyuncağımı öyle seni çok sevdim ki gece yatarken bile olup biteni anlatırken bir yandan da sepeti karıştırıyordu. Kırmızı bisikleti bulunca oda kapısında dikilen dayısına uzattı. İşte bu oyuncağımı onarırsan öyle bir sevineceğim ki. Mühendis dayı gülümseyerek oyuncağı eline aldı. Babanın alet takımını getir bakalım dedi. Cengiz ok gibi fırlayıp istenenleri getirdi. Kırmızı bisikletin birincisi sevinçten uçuyordu. Dayı bisikleti parçalarına ayırdı. Her bir parçayı dikkatle inceledi. Sonra parçaları yeniden toparlamaya girişti. Zembereğin kopuk yerini Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdı. Binicinin kolunu ince tellerle içeride bir yere tutturdu. Şapkasına da bir daha düşmesin diye yapışkan sürüp başına oturttu. Bunları yaparken biniciyi övmekten kendini alamadı. Kırmızı bisikletin binicisi pek de yakışıklıymış. Cengiz'in gözlerinin içi parlıyordu. O hem yakışıklı hem de usta bir binicidir. Bisikleti sürerken göreceksin sen de onu. Dönemeçlerden öyle bir hava atar ki bisiklet devrildi sanırsın. Yüreğin ağzına gelir ama binici onu ustalıkla devrilmekten kurtarır. Dayı yeğeninin anlattıklarını buruk bir gülümsemeyle dinliyordu. Çünkü içinde bisikleti çalıştırmama kuşkusu vardı. Onarım bitince binicinin çarpılmış bacaklarını düzeltti. Başını, kollarını bir kez daha elden geçirdi. Sonunda tamam dedi. Anahtarı yavaş yavaş çevirerek zembereyi kurmaya başladı. Cengiz'in yüreği yerinden çıkacak gibi atıyordu. Kurma işi bitince dayı oyuncağı yere bıraktı. Kırmızı bisiklet döşemenin üstünde fıldır fıldır dönmeye başladı. Cengiz dayısının boynuna atıldı. Yaşa dayıcığım çok yaşa. Oyuncağım tıpkı eski günlerdeki gibi çalışıyor. Bunları söylerken yere diz çökmüş, emekleyerek bisikletin peşinden gidiyordu. Kırmızı bisikletin birincisi de yeniden doğmuş gibiydi. Altındaki bisiklet yürümüyor, adeta uçuyordu. Cengiz'in sevinç dolu sesi odasındaki oyuncaklara kadar ulaşmıştı. Onlar da kırmızı bisikletin onarıldığını hemen anladılar. Hepsi de öyle bir sevindiler ki, kırmızı bisikletin birincisini kutlamak için sabırsızlıkla Cengiz'in onu odaya getirmesini beklemeye başladılar.